Adventure İstanbul'dan herkese merhabalar. Yanımızda Enes Karadayı var. Hoş geldin Enes'ciğim. Hoş bulduk. Enes'in TNT 549S. Çok güzel bir Benelli'si var. Valla yolda görünce durdurulacak cinsten. Enes'le motorunu konuşacağız. Bir kullanıcı deneyimi videosuna daha hoş geldiniz. Enes'ciğim, çok keyifli görünüyor motorun. Naked bir motor. Evet. Çok da olmadı sen alalı. 6 aydır kullanıyorsun. Evet. Motorunun biraz memnuniyetsizliklerini konuşalım. Ama önce senin motorculuk serüvenini anlat bize istiyorum. Kaç yıllık motorcusun? Ortalama 1 yıllık tamam. Motorcuyum. Aslında motora nasıl başladım? Malum İstanbul trafiğinde artık motor bir ihtiyaç. Bizim gibi sürekli trafiğin içerisinde olan, röportajlara ve haberlere giden gazeteci arkadaşlar için zaman çok önemli biliyorsun ki. Ulaşım bizim hayatımızın en büyük sorunu zaten. Aynen. Bir gün Gaziantep'ten bir arkadaşım misafir oldu. Böyle trafikten bahsederken kendisi bu arada motor Aroro markasının bir bayisi. Ya dedi bende bir motor var dedi. 50'lik ruhsatı Scooter. Var ama dedi ha. 100'lük motor dedi. Fabrika değişimi falan. Ne kadar olur ne olur falan filan diye orada konuşurken muhabbet esnasında ben motor aldım. Tamam dedim gönder ve ertesi gün otobüse verdi. Motoru otogardan aldım. Otobüsle gönderdi. Otogardan aldım ve bindim. B ehliyetle kullanılabiliyor yani. B ehliyetiyle kullanılabiliyor. Tabii 50 cc'lik ruhsatta. Daha sonra birkaç ay kullandım onu. Sonra işe gidip gelmeye başlarken tabii pandemi süreci araya girdi. Bu süreçte evden çalışmaya devam ettik. Motor tabii ki çok titriyor. Bir yaklaşık 15-20 kilometre gittikten sonra. İndiğim zaman rahatsız edici bir şeyi var. Bana demişlerdi ki motor kullanan arkadaşlarım sen bunu çok fazla kullanmazsın. Yani 6-7 ay sonra değiştirirsin dediler. Hakeza öyle oldu. Daha sonra motor bakmaya başladım. Ondan sonra bir motora karar verdim. Bayiden almaya gittiğimde. Aklında ne vardı? Aklımda Pulsar vardı. Bajaj'ın Pulsar NS200 vardı. Bajaj bayisine gittin. Gittim Bajaj bayisine. Sonra ne kadar olur? Fiyat nedir? Oturduk konuştuk. Kaç liralık bir motordu? Yaklaşık o zaman 21 bin TL'ydi motorun fiyatı. Tamam dedim ben bunu alayım dedim. Bindim güzeldi motor. Daha sonra işte kask ve ekipman bakmaya gidince mağazayı gezmeye başladık ve ben bu motoru gördüm. Benelli'yi gördüm. Bu nedir dedim. Bu yakışıklı kim? Ya görüntüsü bir kere hani klasik bir şey aşık oldum yani. Görüntüsüne aldım yani aslında. Yani naked motorlar ben öyle acayip evet, yakışıklı kesinlikle. Görünüyorlar. Çok böyle hani motorun detaylarının görünmesi insanın içini kıpır kıpır ediyor. Beni de aynı şekilde yapmıştı. Daha sonra gittim fiyatını sordum 20-29 bin lira civarında bir şey söylediler ve son motoru kalmıştı. Ben biraz Benelli'yi tabii bilmiyordum. Araştırma yaptım ve motor konusunda gayet iyi olduklarını öğrendim. Motor kullanan arkadaşlarımız... Aslında İtalyan bir marka daha İtalyan. Sonra Çinlilere satıldı. Aynen ama tasarım hala şu tasarım an İtalya'da hala İtalyan tasarımları devam aynı ediyor. Aynı şekilde. 100 yılı geçkin bir serüveni olan bir firma. Araştırdım ve aynı zamanda da Türkiye'de bu işi kim yapıyor? Hani distribütörü kim? Benelli motoru kim satıyor İstanbul'da? Tabii canım yani yedek bunları, parçası var mı? Kesinlikle. Başına bir şey gelirse iyice araştırmak lazım. Forumlarda okudum. Şöyle bir şeyle karşılaştım. Motor hakkında yorum yazanların %80'e yakını hep olumlu şeyler yazmış. Tabii ki olumsuzluklar da var. Parça konusunda diğer motorlar kadar fazla satılmadığı için motor. Anladım. Satarken işte zorlanırsın gibi yorumlar yaptılar ama benim için önemli değildi. Çünkü ben satmak için almadım motoru. Daha sonra İstanbul'da Cevizli Bağ'da Blue Motor, Anes Motor. Büyüklerinden, Benelli'nin en büyük bayilerinden bir tanesi. Orayı aradım ve son bir tane kaldığını, fiyatının da daha makul olduğunu öğrenince ben direkt dedim satmayın geliyorum dedim. Gittim aldım diyorsun. Gittim motoru gördüm. Üzerine bindim ve hemen işlemleri başlattılar. Bu böyle kırmızı ya çok güzel görünüyor. Başka renkleri de var mı? Var. Özellikle bunun özel yeşili var. Jantlar da yeşil. Yeşil de güzel. Yeşil de çok güzel. Siyahı var. Ama bu da kırmızı ama ben siyah kırmızı, iyi kombinasyon. Yani. Çok güzel. Hoşuma gitti. Kırmızı rengini de seviyorum.
O yüzden son bir tane de kaldığı için ben hemen direkt bunu opsiyonladım ve satın aldım. Yani geçen yıl aldın 2019'da mı? 2020'de aldım. Evet, 2020'de aldım. 25 liraya aldım. 25 bin liraya aldın. Süper fiyat. Ondan çok iyi bir fiyat. Şu anda sanıyorum sıfırları internette baktım 39-40 lira civarında. Mükemmel fiyat almışsın. Ve çok memnunum. Hani motor... Güle güle kullan. Kazasız belasız. Çok teşekkür ederim hepimiz için inşallah. Motora bindiğim zaman motor beni kavruyor. Ben de motoru kavruyorum. Çok iyi bir ilişkimiz oldu kendisiyle. Ne güzel. Ağır bir motor. Kaç kilo? 204 kilo. Vay, motorun boş ağırlığı maksimum 400 kilo ağırlığı var. Zaten motoru beğendim. Özelliklerini sorduğunda çift ABS ve çift silindir. 4 zamanlı bir motor olduğunu öğrendim. Biraz da araştırma yaptıktan sonra motoru almaya karar verdim. Gayet memnunum. Skuterdaki titreşim problemi kesinlikle kalmadı. Kesinlikle yok. Hayır yani. Ben en uzun mesafe olarak Sakarya'ya gittim geldim. Bir problem yaşamadım. Kaç kilometre yaptın aşağı yukarı? Yani gün olarak bir günde... Yok toplam yani. Şu anda 9000 kilometre yaptım. İyi. Bayağı çok gezmişsin. Çok kullandım. Bayağı gezdim. Aldığından beri motordan inmemişsin ya. İnmedim ama ehliyetim yoktu ilk başlarda. Ehliyetsiz biraz kullandım. O zaman çok fazla tabii kilometre yapamadım ama... Ehliyeti aldıktan sonra koptum hiç diyorsun. Hiç durmadım. Geçen cuma A2 günü... A2 mi ehliyet? 4, evet. 450 kilometre yaptım bir günde. Şile'ye gittim geldim. Biliyorsun Şile yolu motorcular için kutsal çok önemli. Rota kutsal rota. Bence büyük şans. Yani kesinlikle. Gerçekten Şile yolunun hem virajları çok güzel, hem asfaltı çok güzel ve çok uzak da değil. O yüzden evet. Motorcunun hakikaten ve kutsal rotası. Ormanın içerisinde evet, gidiyorsun. Gibi yani. Vardığın noktada hem çok güzel bir dönerci var orada, evet. Bir de güzel bir tatlıcı var. Kesinlikle. Dondurmalar güzel. Bir de ben şöyle yaptım yani double... Kutsal yolu iki kere kullandım. Birisiyle görüşecektim. Tam Şile'ye 15 kilometre kala bana başka bir konum atıldı. Tekrar Ömerli'ye döndüm. Meğer konum yanlışmış. Tekrar Şile'nin içine gittim yani. İki kere o yola gittim geldim. Hiç benim için problem olmadı. Gayet keyifli yoldu yani. Ekipmanlar tabii ki benim için önemli. Güvenlik önemli. Bunları da sağladıktan sonra motor kullanmak için hiçbir sebep yok. Için, İstanbul'un içerisinde. Şehir içi için çok ideal bir motor kesinlikle. Almışsın. Hem güzel ivmelenir. Hem de ince, kolay aralardan geçecek. Ya beni motor. Şu aralar yazılım konusunda zorluyorlar. Çünkü motorun ağır olmasından ve Euro standartları geldikten sonra biliyorsunuz ki motorların hız şeyinde biraz azalmalar oldu. Pek taraftar değilim. Çünkü hız benim için en önemli şey değil. Benim için birinci öncelik güvenlik. Ama artık yani yavaş yavaş ya motoru değiştireceğim ki onu çok fazla düşünmüyorum. Ya da bu konuyla alakalı bilmiyorum neler yapılabilir. Arkadaşlar hala zorluyorlar. Kaç yani. Beygir bu? Bu 29 beygir. Top speed'in yani ne kadar hızla gidebiliyor? Ben 158'i gördüm. Trafiği kapalı bir yolda tabii ki. Çünkü İstanbul iyiymiş. İçerisinde böyle bilemez. Bir zaten 70-80 km hızları geçemiyorsun trafikte olduğu zaman. Bunun dışında keyifli. Ağırlığını... Bu arada motoru kullanırken hiç hissetmiyorsun. Yani o durup kalkarken zaten. Tabii yani mutlaka. Ağırlık bir tek orada hissedilir. Çünkü tek handikapının ne olduğunu, bunu kullanmayan ama motor kullanan arkadaşlarım onu söylediler. Ama giderken çok rahat kontrol edebiliyorsun. Evet. Dönüşlerde, yukarıda, virajlarda gerçekten hiç hissettirmiyor. Birazcık konforundan bahsedelim. Şimdi sen çok kullanılmayacak aslında bir scooter'la geçtiğin için. Amortisörleri rahat mı? Çukurlardan geçerken seni rahatsız ediyor mu? Nasıl? Tabii bunun bir ön özelliği arka. De buradaki buradan da görebileceğiniz gibi amortisörlerin biraz hafifliğini, sertliğini ayarlayabiliyorsun. Farklı rotası. Evet. Amortisör. O yönden tabii diğer motorlardan daha yüksek CC'li motorlar kadar olmasa da yine rahat bir geçiş sağlıyor. Tabii çok hızlı geçmeyeceksin. Ama virajlarda, çukurlarda çok fazla sarsmıyor. Titreşim var mı motoru? Titreşim 2 saat kullandım. Ondan sonra tabii ki bir yorgunluk var. Öyle zannediyorum ki tüm motorlarda bu. Aynen öyle. Çünkü rüzgar yiyorsun. Yani naked model motor. Yani önü açık, rüzgarı açık. Direkt alıyorsun. 2 saat kullanımdan sonra tabii ki yorar. Aynen. Onun dışında yani ben evimle iş yerimin arası ortalama 20 kilometre hiç binmemiş gibi indiğim zaman... Isınma öyle. Oluyor mu mesela uzun yola gittiğinde bacaklarından çok yüksek bir sıcaklık özellikle hissettin soğuk, mi? Rahatsız soğuk mi? Havalarda hissettim.
fanı açtığı zaman çok güzel oluyor. Isı veriyor. Yazın nasıl? Yazın kesinlikle öyle bir sıkıntı yaşamadım yani. Yani ay çok sıcak oldu. Yok, hayır. Falan. Yani şortla da kullandım ben motoru ama herhangi bir... Zaten dış aksamındaki kaplamalar onu engelliyor. Tabii çok ki motor güzel. Bloğuna değdiğiniz zaman sıkıntı sıcağı olabilir. Sıkar, yani. Mutlaka. Yani çünkü biliyorsunuz ne ekip motorları dışarıda motor. Aynen. Her şey görünüyor. Sele nasıl? Sele konforu nasıl? Sele konforu biraz konusunda sert, ama. Sert evet ve katlanma yapıyor. Şimdi onunla ilgili de onu da değiştirmeyi planlıyorum. Diyorsun, evet katlanma yapıyor. Biraz daha konforlu olabilir. Bunun içinde seçenek çok fazla. Evet, özel de yaptırabilirsiniz. Yaptırabilirsiniz. Ama üzerindeki şu an beni idare ediyor ama artık değiştirme zamanı geldiğini düşünüyorum. Anladım. Belki içine farklı maddelerden oluşan. Hiç artçılı sürdün mü birini? Artçı sevmiyorum. Ben de hiç hoşlanmam. Çünkü şöyle bir durum var. Sadece bir arkadaşım, motorcu bir arkadaşım bindiğinde rahat ettim. Onun dışında motorun arkasında nasıl davranacağını bilmeyen kişiler beni çok zorluyor. Bir de ağır bir motor. Ağır motor. Özellikle sağa sola dönüşlerde tam tersine yatan arkadaşlarım oldu. Eyvah, o da çok büyük sıkıntı biliyorsun ki. Düşürebilir yani. Kesinlikle. O yüzden sevmiyorum ama artçılı da çok fazla bir performans düşüklüğü yaşamadım. Kişinin ağırlığına tabii göre değişiyor. Ama uzun yolda artçıyla gitmeyi pek tercih etmem diye düşünüyorum. Şanzımanı nasıl vites geçişlerinde? Vites herhangi geçişleri bir çok güzel. Hiçbir rahatsızlığı yok. Sadece ufak bir vites arttırırken sertleşme problemi var. O da zannediyorum teknik bir problem. Onu da işte 10.000 bakım yaklaşıyor o zaman geldiğinde. Giderilecek gibi halledeceğiz. Diye düşünüyorum. Evet, aynı lastiklerin şekilde. Ne üzerinde? Lastiklerin şey... Pirelli Angel ZR lastik. Lastikleri de çok güzel gösteriyor motoru. Bu fabrika çıkışında üzerinde fabrika olan lastikler. Fabrika çıkışında ben böyle aldım lastikleri. Özellikle yol tutuşu zaten ZR lastik hem arabalarda da var. Hmm. Yola en fazla yapışan lastik türü. Çok iyi. Lastikleri keyifli yani. Güzel. Frenleri nasıl? Frenleri zaten çift ABS ve disk fren olması. Önde çift disk var. Arkada zaten tek. Arka frenin tutuşunda hissiyatı nasıl? Genelde ön kullanıyoruz ama evet. Birinci viteste falan hep arka frenle durmayı tercih ben ediyoruz. Ben denedim. 100 km ile giderken arka fren ve ön freni beraber sıkarak bir deneme yaptım. Ve yaklaşık kilometre ile 4 saniye gibi bir sürede durdu motor. O yüzden frenlerinden memnunum. Zaten güvenlik de önemli dediğim gibi benim için. Üzerinde bir güzel ama küçük LED ekranı var. Evet. Yeterince bilgi var mı? Hangi viteste olduğun, havanın sıcaklığı, yakıt tüketimi? Hava sıcaklığı yok. Motor sıcaklığı var. Hararet göstergesi var. Vitesi gösteriyor vitesi mu? Vitesi gösteriyor ve tamam. Çok büyük. Tam ortada gösteriyor. Özellikle gece modunda daha güzel oluyor. Saati var. Yağ lambası var. Tek eksiği hava sıcaklığı tek anladım. Tek eksikliği hava sıcaklığı. Evet onun dışında bir problem yok. Aydınlatma nasıl? Farı çok güzel. Bir etrafında küçük bir çerçeve var. Evet. LED biraz daha böyle far. Bir robot kafası gibi yani. Evet. KTM'in farlarına benzettim evet, ben. Evet aynen. KTM'in Dukların şeyine benziyor. O da zaten motoru farklı gösteren ekipmanlardan bir tanesi benim için. Bence de çok yakışıklı olmuş. Peki bu kaç litre depoya sahip? 18 litre. 17 ya da 18 litre. Bayağı gider. Geçen gün hatta benzincide şöyle bir anım var. Ben fullledikten sonra böyle tam böyle dolmasını istedim ki kaç kilometre yapabiliyorum diye. 110 TL'lik bir yakıt aldım ama çok tamamen boştu yani. Tamam. Adam bana ilk defa bir motora 110 liralık benzin koyuyorum dedi. Ben de daha sonra ortalama 5 litre. Biraz motoru devirli kullanıyorum. Hı-hı. Çünkü sesi çok hoşuma gidiyor. Yüksek devirde vites attırıyorum. O yüzden 5 litre, 5,5 litre gibi bir yakıtı var 100 kilometrede. Ama fabrika verilerinde tabii 4 litre, 4,5 litre gibi özellikleri yazıyor. 1 litre koymak lazım. Ya üzerine. Mutlaka tabii ki. Zaten otomobillerde de öyle. Otomobillerde böyle plan yaparız. Kontrolleri kolay mı? Menüleri, tuşları? Çok kolay. Zaten çift tuşu var. Bu tuştan hem kilometreyi sıfırlayıp kilometreleri şey yapabiliyorsunuz. Kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda saat ve hatta bir gün saati kontrol ederken yanlışlıkla kilometreyi mile çevirmişim. Otobanda gidiyorum. 80'le gidiyor motor ama
ya motorda bir problem var diye 120 var diyorsun. Korktum yani motora bir şey mi oldu? Çok üzüldüm yani. Sonradan dikkat ettim milmiş. 80 mille gidiyormuşum yani ve bayağı hızlı gidiyormuşum. Aynısını bana da oldu ya. Aynen. Mert'in R25 ile 80 ile gidiyor motor ama 120'yim yani biliyorum evet, hızdan. Hızdan nasıl 80 olur sonra fark ettim ki. Ben dedim herhalde gösterge bozuldu. Ya motoru da yeni aldım nasıl bozulur falan derken meğerse mille kullanıyormuşum. Onun dışında ABS tuşu var. ABS'yi kapatabiliyorsunuz buradan. Ha. Sadece arkayı mı komple mi? Komple kapatabiliyorsunuz ama ona pek ihtiyaç duymuyorum. Yani araziye evet, girmezsin evet, ne gerek yani var? Bu enduro ya da cross motor olmadığı değil. İçin araziye girmiyor. Memnun olduğun yönlerini konuştuk. Motorunu da çok sevmişsin. Ne güzel. Önerir misin insanlara? Satın, kesinlikle. Satın özellikle hani şu anda motor, piyasası yukarıda biraz. 36-40 falan. Yani 40, tabii daha uygun olan bulabilirler belki ama özellikle naked motor tercih etmek isteyenler için kesinlikle öneririm. Yani kısa mesafe şehir içinde kullanacaksan kesinlikle, böyle 15-20 kilometrelik aralıklarda gidip geleceksen kesinlikle, böyle motor arada tercih de uzun edilebilir. Yola gideceksen yani böyle keyifli bir rotada sürerim diyorsan kesinlikle tavsiye ederim. Negatif yönü var mı? Ya şurası daha iyi olabilirdi dediğin. Ben kuyruk kısmını pek beğenmiyorum. Kuyruk kısmı ile alakalı orayı belki değiştirebilirim. O da görüntüden ibaret. Ne var aklında? Ya tamamen ben sıyırıcı ile birlikte lastik üstüne almayı planlıyorum. Sinyalleri falan da oraya, tabii, plakayı zaten da oraya. Normalde sinyalleri başka yere konumlandırıp sıyırıcı ile plakayı olabilir ama sinyal tabii ki arka sinyal çok önemli. Hı hı. Onları da tabii ki iptal etmek istemiyorum uzaktan görüntü canım için. O yüzden Benelli'nin diğer motorlarında bu setup'la birlikte sıyırıcılara var. Şu an ondan arıyorum eğer bulursam. Tek görüntü olarak beni rahatsız eden o. Onun dışında başka bir şey yok yani. Sürüşte de ağırlığı işte motoru döndürürken özellikle trafikte mi? Trafikte değil hayır. Kalkışta. Hmm. Durduğum yere çok dikkat ediyorum. Rampaysa eğer dönerek durduruyorum. Çünkü motorun yönünün yukarı bakması çok önemli. Onun dışında çok zorlanıyorsunuz. Tabii. Mutlaka yardım almanız gerekiyor ya da motoru tersten çevirmeniz gerekiyor. Ben onda tabii ki ayaklığı kullanıyorum. Öyle ayakta bir durum. Tutarak, ayaklığın aynen üstüne çıkararak döndürebiliyorum ama daha çok bakış yönü yukarı olarak bırakarak tekrardan kalkmayı sağlıyorum. Onun dışında motorumdan gerçekten memnunum yani. Çok iyi oldu. Çok teşekkür ederim. Ben ayağına teşekkür sağlık. Ederim. Keyifli bir sohbet oldu. Kesinlikle. Satın almayı düşünenler için bir kılavuz olmuştur umarım. Bizi takip edin arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.